Sizce bu felaketten... Siz şeye inanmış mıydınız? 99 depreminde yaşadınız. Yaşadım. Ee, Ankara'daydım. Ha, İstanbul'da değildiniz. Değildim. Ama yani. o günkü Türkiye'yi gördünüz olup biteni. Yani bu e, bir milat oldu demiş yani. miydiniz o zaman? Hı. Bu bir milat oldu Türkiye için demiş miydiniz o zaman? E, milat oldu falan gibi lafları sevmem. Ama o zamandan artık bu İstanbul çok fazla büyüdü ve bir megapol oldu. Yani İstanbul'a ben vilayet sınırları içinde bakmam o tarihlerden beri. Bu bir megapol bir haline geldi ve dünyada megapol olmak için en uygunsuz bir bölge bütün dünyada. Ne bakımdan? Yani deprem riski dışında başka Bir kere coğrafyası bunun çok kötü bir şey. Yani şimdi bir İstanbul dediğiniz vilayet artık vilayet tamamıyla belediye sınırları içinde. 55 de öyle bir şey yoktu tabii, değil mi? Çatalcalar falan sivrivliler hepsi dışarıda hatta pendikten ötesi falan yani neredeyse. Ee, burada böyle bir iki bir köprü üzerinde ortada bir boğaz var o köprü de bölünüyor. Köprünün Asya tarafı yani Anadolu tarafı kıyıya paralel dağlar var. Trakya tarafı tamamıyla aslında büyük inşaatlara falan uygun olmayan mükemmel bir ziraat arası. Burayı tamamiyle doldurmuş ve insanın artık gözünü korkutan, bulaltan gökdelenler halinde gidiyorlar. Bu gökdelenler şimdi ne durumda bilmiyorum ama çok yakında sılamlaşacak. Yani o günler uzak değil gibi görünüyor. Yani... Ee, öyle şaka maka varoş falan diyorsunuz. O öyle şey değil. Yani sılamlaşacak fakir insanların, kimliksiz insanların doldurduğu yerler olacak. Çünkü bugünkü sakinlerin artık o kalabalıkta orada yaşamaları mümkün değil o gökdelenlerin içinde. Yani hayat ve gelir durumları onları oradan itecek bir yeri çok açık. Kaldı ki İstanbul sınırlarıyla bitmiyor. Yanı başımızda bize dahil olan Gebze, Kocaeli'nin aslında. Ve bütün körfezin etrafı, mesela Bandırma'ya insanlar ya gece gidip yatıyorlar yahut oradakiler burada yatıyor. Yani git gel günlük şeyin içinde orası. Neredeyse hiç işte ise haftalık. Böyle bir bölgenin yaşaması mümkün değil. Yani Beygapol'de bir kolaylık olur. Bu denizi kirletti ilk önce sanayi tesisleri her şeyi mahvetti ve artık zehirlenme zehir içinde yaşayan bölgeler ortaya çıktı. Yani İstanbul'un havası temizdi eskiden. Kilovası diye bir yer var ya. Adil çok söyle, kötü. Söyle söyle pert olduk artık ama kimse dinlemiyor. Evet yani düpedüz kimyevi bir zehir yuvası İnsanlar orada hakikaten hasta da oluyor. İsta yani. şurası, İstanbul evet, şurası. Evet şurası İstanbul'un dibindedir. Evet yani bu bu bunun yani izah edilir noktası yok. Burada artık bazı şeyleri başladılar kağıt endüstrisi falan işte Türkiye'de bir şey kaybetmedi yani İzmit Körfezi'nden kağıt sanayi gitti diye gideceği yer vardır. Bir takım sanayinin buradan artık uzaklaştırılması lazım. Zaten Anadolu çekiyor. Bakın Konya zaten artık sanayileşen Hocam, Hocam uzaklaştırılması lazım başlıyor. diyorsunuz. Merkez Bankası'nı falan İstanbul'a getiriyorlar. O tam manasıyla yani... ya bir. E o ama işte bak senin görgüsüzlük dediğin şey o. Yani Almanya'nın başkenti Bond'u Frankfurt'a dokunulmadı. Berlin oldu gene Frankfurt'a dokunulmadı. Frankfurt gene Almanya'nın ve Avrupa'nın mali merkezi. Yani Berlin'le ilgisi yok. Uzakta. Ne bileyim anayasa mahkemesi kalkıp gitmedi Berlin'e. Bona da gelmediydi zaten. Onlar bu Karlsruhe'de oturuyorlar. Bu bütün Avrupa'da böyledir. Yani Strasburg-Paris arasında bu gibi böyle bölünmeler vardır. Hatta şu Yunanistan'da bile Kuzey Yunanistan Bakanlığı Selanik'tedir. Yani bizim valinin eski binasında, vilayet binamızda. E bu görülür. Bir takım kurumlar Moskova'dadır, Petersburg'tadır Vazgeçilmemiştir. Ama yani ki Rus merkezi Çirit, katiyen tabii bize. Örnek olamaz, olmamalıdır zaten. Bunun önünü almak lazım. Yani üniversitelerde de bunu böyle alacaksınız. Ve sanayide kesinlikle İstanbul'u kurtarmak lazım. Burada oturulamaz. Nüfus diyor ki 18 milyon falan. Evet kağıt üzerinde sayarken öyledir. İkametgah bildirimine göre. Ama burada öyle bir şey yok ki. Yani şimdi sen İstanbul'un en küçük mahallesi hangisi biliyor musun? Muhtarlıkların en kalabalık, en az kalabalık. Hangisi? En az kalabalık olan. Evet. Hangisi hocam? Bir, bir arkadaşımız da şeydir, Ermeni Katolik Cemaatinden Verkin'dir, Vergin Kasap. O da onun muhtarıdır. Perşembe pazarıya Arap Camii Mahallesi. Öyle mi? Tabii Arap cami. Onun evi orada, babasının hanında. Orada oranın muhtarı. Bakarsan 500 küsür kalabalık. En küçük mahallemiz de o kadar. Artık nüfus böyle bilmem kaç binleri geçen muhtarlıklar var. 9 bin kadar, Tabii. 900 küsür kadar bir muhtar İlçe var. İlçe olmuş yani. Tabii ilçeye yakın neredeyse böyle muhtarlıklar var. Çok enteresan. Şimdi bu Perşembe Pazarı evet 500 kişi sekenesi. Yani gündüz öyle mi? ...git bak kaç kişi oturuyordu ...o tamam. mahallede gündüz. Yani adam orada çalışıyor... ...12 saat orası fıkır fıkır işliyor en azından. Onun için burası zor bir yer. Burası sağlık kontrolü... ...buranın yapılamaz... ...sıhhi meseleleri halledilemez... ...okul sistemi... ...trafik istemesi son derece zordur. Hiçbir akıllı memleket okullara, en seçkin okullara yolladığı çocukları böyle bir yolculuğa mahkum edemez. Günde iki saat, üç saat gidip gelenler var. O orman diye bir şey kalmamış. Yeşil sahalara tecavüz ediyorlar utanmazca. Sen istediğin kadar yasak de bilmem ne dinleyen yok. Bu şehrin nüfusunun bir şekilde buradan kaydırılması için yapılacak şeyler belli. Ne? İşte tamamen bazı sanayi tesisleri ittireceksiniz. Yenilerine katıyan izin vermeyeceksiniz. Size bir şey söyleyeceğim. Ankara'nın başkent yapılması biraz İstanbul'un merkezine... biraz turmuştur. Doğrudur. Onun tahlili yapıldı ODTÜ'de yani mimari tarihin bölümünde. Yani Ankara'nın başkent olması bir ölçüde Kuzey Anadolu'ya şey veriyor, hayatiyet kazandırıyor. Samsun'a falan bağlantı da kurulmuş. Şeyin Konya'nın çok büyümesini engelliyor ki o da isabetli bir şey çünkü o da şeyde ve İstanbul'un da yükünü hafifletiyor. Fakat öyle bir devir geldi ki 950'den sonra bütün sanayi canı isteyen canı istediği yere yaptı ve İstanbul bu hale geldi. İstanbul'un bu hale gelmesinin şeyi başlangıcı 950'ler midir? 946'dan sonra o vakte kadar sanayi manayi yapılamazdı. Şimdi çok açık bir kere dünya iktisadi buhranı falan filan bir sürü sinir burada tarih anlatacak değilim.